24'ten ne bekliyorsun? Galatasaray şampiyonluğu. O yüzden. Her güzelin bir kusuru var. Seninki de bu olsun. Trafiğe haber yapmaktan canım çıktı. Peki 2024'ten ne bekliyoruz? Bir bok beklemiyorum. 2023 senin için nasıl geçti? 24'ten neler bekliyorsun? 24'ten bir şey bekleyemiyorum ben. Çünkü her gelen daha kötü oluyor. O yüzden gelmesin, o da gelmesin. Biz gibi hiçbirine kalalım bence. Peki, buradan birine bir mesajın var mı? Birine mesajın var mı? Yok. Ya da birilerine. Mutlu olun arkadaşlar. Hayat çok kısa, mutlu olun. Mutlu olsun, bitsin abim. Sen de mutlu ol. Çok teşekkürler, harikasın bu arada. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Enerjik, capcanlı, harika bir insan. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Esot'a yetişiyor gençler. Kayıtta mıyız hala? Güzel. Abi trafiği konuştuk. Bugün farklı bir soru soruyorum. Trafiğe haber yapmaktan canım çıktı. İnşallah iyi geçir. Hayırlısıyla. 2024'ten ne bekliyorsun? Çok şey bekliyoruz ama inşallah olur. Bir şey? Yok ya şu anda. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Abla 2023 senin için nasıl geçti? Güzel geçti. Süper süper. Peki 2024'ten ne bekliyoruz? Bir bok beklemiyorum abi. Açık söylüyorum. Peki, yayınlayacağım bu arada abi. Bizde sansür yok. Peki şunu söyleyeceğim. Yeni yılda insanlara ne söylemek istersin? Bir mesajın var mı? Sağlık, mutluluk dilerim. Çok teşekkür ederiz. Öyle abi. Samimi. Bize o lazım. Sizin için. Ama bu mikrofonu söyle sen. 2023 güzel geçti. 2024'ün biraz daha güzel geçmesini bekliyorum. Peki buradan yeni yılda insanlara bir mesajın var mı? Ne söylemek istersin? Sağlık, mutluluk, bol kazanç. Enflasyonu alçakta tuttuğumuz. Güzel. Alım gücünün biraz daha refah olması. Hepimizin istediği temelde. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Güzel. Mutlu yıllar sizlere. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Sen? Ben kardeşim. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ ol. Soru soruyorum. 2023 nasıl geçti sizin için? 2024'den ne bekliyorsunuz? Size soralım. Döndüm lan burada. Bir tur döndüm az önce. Hükümet amcaya bir şey söyleyeceğim. Ekonomi düzelmesi gene. Çok kötüydü. İnşallah 24'te güzel olur. 24'ten neler bekliyorsunuz? Vallahi yorucuydu. İnşallah istikrar bekliyoruz. Kolay gelsin. Çok kötüydü. Depremler, bütün şeyler kötüdüler. Evet, hepimiz üzüldük onlara. Evet. Hepimiz üzüldük. Ülke olarak zordu evet. Şehitlenme tabii. Doğru. Sağ olsun. İnşallah 2024 evet. 24 hayırlı geliyor hepimize. İnsanlara ne söylemek istersin? Bir mesajın var mı buradan? Ne diyeyim? Yeni yıllar hepsini kutlu olsun. Sağlıklı ve yaşamlı yıllar dilerim. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederiz. Sağ var mı başka bir şey? Yok sağlığınız lazım. Evet. Tamam, ellerinden öperiz. Görüşmek üzere. Evet, teşekkürler. Evet kamerada Ali Osman diye bir arkadaşım var. Buradan bütün arkadaşlara sesleniyorum. Beni kanser edecek bu arkadaş. 2023 sizin için nasıl geçti? Kötü abi. Abi çok kişi öldü. 30 bine kadar kişi öldü. Girişte hem de. Çok ölümlü bir yıl oldu doğru. Çok kötü abi. Ben hiç sevmedim yani bu yılı. Peki 2024'ten ne bekliyorsunuz? Ekonominin düzelmesini abi. Sırayla o mikrofonu kim bir daha? Ekonominin düzelmesi. Güzel. Abi ekonomi düzelmesi ya. Kendime bilgisayar yenisini alacağım. Peki var mı hayalimiz, hedefimiz? Var. Ekonomi düzelmesi gene. Senin ne? Ben bilmiyorum. Ben yeni şey yapacağım da telefon alacağım da o yüzden biraz ekonominin şey olmasını bekliyorum. Sen ne söylemek istersin? Dur bir de bir genci söyleyeyim. Merhaba. Hükümet amcaya bir şey söyleyeceğim. Allah anne babamı çıkarsın da yasayı düşürsün de. O yüzden anne babam çıksın. Tamamdır. Sen hükümet amcadan gel. Sen hükümet amcadan yasanın çıkmasını ve anne babana kavuşmak istiyorsun bir an önce. Anne baban içerideler. Tamamdır. Anne baban yakın zamanda gelecek sana merak etme tamam mı? Yeni yılda kavuşacaksın. Tamam hadi görüşürüz. Cinavar kanalına selamlar. Cinavar senin kanalın mı? Hayır. En sevdiğim kişinin kanalı. Tamam. İletiyoruz buradan selamını. Nasıl geçti 24'ten? Neler bekliyorsunuz? Güzel geçti. Para bekliyorum. Huzur bekliyorum. İyi günler. Çok kötü geçti. Her şey çok kötüydü. İnşallah 24'te güzel olur. Bekliyoruz. Nedir temennilerimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz? Vallahi emeklilerin hali belli. Evet. Öncelikle emeklileri bir düşünsünler. Ondan sonra bakalım. Düşünürüz bazı şeyleri. Teşekkür ediyorum. Bu gençler canavar gibi ya. Az önce sizin gibi gençlerle konuştum. 2023 nasıl geçti sizin için? Çok güzel. Senin ya için? Peki geçmedi. Neden?
çok fazla trafik vardı. Bir yerden bir yere gidemiyordum. Çok iyi, bu yaşta güzel. Peki 2024'ten neler bekliyorsunuz? 2024'te bir Bugatti'nin olmasını Bugatti bekliyorsun sen? Ben uçan arabaların olmasını bekliyorum. Aa, çok güzel şeyler bekliyorsunuz. İyi, tamam. Başka bir şey diyor musunuz? Benden çok. Tamam, görüşürüz. Çok sağ olun çocuklar. Allah'tan ki bu gökyüzü kimseye ait değil, biliyor musun? Evet. 90'dan bu yana sorun. 2023'ü değil yani. Evet, biz daha güncel sormaya çalışıyoruz. Şimdi insanlar sabah böyle bir durakta durun, elinize bir tane beyaz kağıt bir de kalem alın. İnsanlar mutlu, mutsuz. Neden mutsuz? Özgürlüğün, adaletin, barışın olmadığı bir ülkede insanlar tabii ki mutsuz olur yani. Barış, özgürlük, demokrasi herkese lazım. Doğru. Yani ilahim ki maddi yönden değil yani. Bu ülkenin hani derler ya, Avrupa bizi kıskanıyor. Bunu yayınlayın isterseniz yani. Yani bunu yayınlayın. Avrupa neden bizi kıskanıyor? Evet. Avrupa bizim istikrarımızı mı kıskanıyor? İçimizdeki barışı mı kıskanıyor? Nedir dünyadaki en zor, nedir biliyor musun? Hayat farklılıklarla güzeldir. Doğru. İnsanlar bile birbirine düşman yani ya. İnsanlar bile aynı kültü, aynı düşüncede olan yani insanı bir yani hayatı anladım, güzelleştiren anlam nedir? Farklara saygı göstermek yani. Çok iyi anlıyorum abi. Çok da siyasi sorular soruyoruz ama. Siyasi şu, değil ya bunlar. Yani, genel hayat yani, hayatla ilgili yani konuşuyorsun. Siyasi değil, değil. Bunlar siyasi değil. Yani bunlar herkes için geçerli yani. Yo, doğru, ben de. Yani birisine kalk veriyorum sana. Zaman, aman bunlar siyasi. Bunlar siyasi değil. Hı-hı. Bunlar hayatın gerçekleridir yani. Okay. Hayat neyle güzeldir? Farklılarla güzeldir. Farklı doğru. Kültürlerle, farklı düşüncelerle. Doğru. Dünyadaki en tehlikeli şey nedir? Irkçılık ve cinsiyetçilik yani. İnsanlar birbirine o kadar kin, nefret, öfkeyle bakıyor ya. Allah'tan ki bu gökyüzü kimseye ait değil, biliyor musun? Evet. Bu gökyüzü kimseye ait değil. Bunu olsaydı bunlara bir tane böyle AKP vanası koyarlardı. Doğru. Peki sana o zaman şöyle söyleyeyim. 2024'ten neler bekliyorsun ya bu söylediklerine karşı? Bütün dünyadaki yani dünya barış gelsin, adalet gelsin, özgürlük gelsin yani. Güzel. Tek temenin budur yani. Para da değil, pul da değil. Zaten adalet olsa, barış olsa, istikrar olsa insanlar herkes mutlu. Bir çocuk bugün sabah okula gittiğinde ben kendi oğluma 100 lira haftalık şey veriyorum. Cuma hafta sonu geldi mi 50 lirasını geri getiriyor. Neden oğlum bunu geri getirdin? Baba sen fabrika köşesinde asgari ücretle çalışıyorsun. Ben bunu nasıl harcayayım? 8 yaşındaki bir çocuk bu soruyu soruyorsa ben bir baba olarak vicdan azabı çekiyorum ya. Çocuklar mutsuz. Neden mutsuz? Okullarda eğitim kalmadı. Hiçbir şey kalmadı yani. Dengeler değişti yani. Farkındayız abi. Biz de görüyoruz toplumu. Biz dünyada farklı ediyoruz. Bir şeye göndermişiz değil mi? Meclise. Evet. Otursunlar. Anlaşsınlar. Eğitim konusunda, sağlık konusunda. Ya her tarafa haberleri açtığında var ya. Yani insanlar mutsuz. Her gün her gün bireysel silahlanma, cinayet, kadın cinayetleri. Yani sen daha ülkenin bütün problemlerine şu an değiniyorsun abi. Adalet, evet. Farkındayız. Biz de haberciyiz zaten, biliyoruz. Yayınlayın yani, bunu yayınlayın yani, bu herkes için geçerli. Öyle yayınlayacağız abi, hiç problem i̇nsanlar değil. İnsanlar mutsuz mutsuz yani, insanlar mutsuz yani. Neden mutsuz? Okulda temel sebepleri biliyoruz. Veli toplantısına gidiyorsun. Yani öğretmene böyle baktığın zaman öğretmen mutsuz. Veliden resmen ne medet umuyor. Ya onlar emekçidir ya, eğitim emekçisi, sağlık emekçisi. Bunlara saygı duymayan bir toplumun ilerlemesi mümkün mü yani? O zaman 2024'ten ülke adına hepimiz mutluluk bekliyoruz. Mutluluk yani. Bekliyoruz, barış bekliyoruz, kardeşlik bekliyoruz yani. İnsanlar böyle bir kin, nefret, öfkeyle birbirine bakmasın ya. Tamam, şu gökyüzü abi. Ya, şu mesela ağaçlara abi. Bak, şu çiçeklere, doğaya baktığın zaman hiçbir tane çiçek, hiçbir tane ağaç sen diğerinden üstünsün. Senin yaprağın farklıdır. Evet, diyor mu? Düşüncelerini çok iyi anlıyoruz ve bize katılıyoruz neden abi. Biz, neden böyle bir ses tonumuza artık öfke kusuyoruz? Yok, farkındayım, farkındayım. Yani abi. Akşamları bile bir televizyonu açtığın zaman şurada kadın cinayeti, yani. Şurada bunu vurdun. Neden? Bireysel silahlanma ya. Evet. Niye bana ters baktın? Evet. Ha, bunları artık yenmemiz lazım ya. El alem yani bu Avrupa, Amerika bizden daha mı zeki? Sabahın köründe kalkıyorum, akşam karanlıkta geliyorum, yine de ay başını zor getiriyorum yani. Yoksa bu ülkenin kaynakları herkese yeterli ya. Herkese yeterli. Tarımı olsun, ekonomisi şey olsun yani, herkese yeterli. Ama paylaşmayı çok bilmiyoruz artık. Eskisi gibi değiliz. Kaybettik birçok şey. Asgari ücret diyor, bilmem şu diyor, bilmem bu diyor. Ben o asgari ücret yani 17 bin olsa ne yazar, 20 bin olsa ne yazar? Sabah markete gittin zaman akşam marketteki fiyat etiket adam oradaki asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz sürekli etiket değiştiriyor. Sen buradan baya dertlisin. 2024'de dolmuşsun bu arada. Barış kardeşlik, istikrar istiyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. Teşekkür ettik. İnsanların mutlu olmasını istiyorum yani.
Farkındayım. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol.